Hayalimdeki yaşamdan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz efendim. Modernizm 17. yıl Avrupa'sında ortaya çıkan, aklın ön plana çıktığı, kişisel ve toplumsal problemlerin çözümünde akli esasları esas alan bir yönetim şekli. Postmodernizm ise, modernizm dezavantajlarının çözümü noktasında dünya savaşının sarsıcı etkilerinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Postmodernizmde güvenliğimiz için özgürlüğümüzden vazgeçmeliyiz. Refahımız için ise demokrasiden de vazgeçmemizi emrediyor. Mış gibi siyasetin ön plana çıktığı, algı yönetiminin ön plana çıktığı bir sistemden bahsediyorum. İkinci Dünya Savaşı, insanlık tarihi boyunca yapılan savaşların en kanlı olanıdır. Bu konuda en fazla Hitler'e ve Nazi zulmüne vurgu yapılmaktadır. Halk arasında kahrolsun Naziler, İyi ki Hitler savaşı kaybetti denilmektedir. Birçoğumuz da böyle söylemiyor muyuz? Platon'un penceresinden felsefe ana başlığıyla bu konu üzerine duracağız. Pleiotropi romanı üzerinden değerli yazarımız Cahit Aslan üzerinden hareketle ırkçılık, yükselen ırkçılık, faşizme dair sohbet, ya Hitler kazanmış olsaydı diyoruz. İki değerli konuğumu sizlerle tanıştırmak istiyorum. Çukurova Üniversitesi Sosyoloji Öğretim Üyesi Doçent Doktor Cahit Aslan. Değerli hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, daha iyiyim. Sağ olun, sizler. Cahit hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Gazeteci, yazar, Aratos Dergisi yayın yönetmeni Uğur Pişmanlık. Değerli hocam, siz de hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Merhabalar, çok teşekkür ediyorum İbrahim Bey, iyiyim. Ben de buradan Aratos'un penceresinden felsefe programından tüm San TV, İçer TV izleyicilerine Aratos'tan merhaba diyorum. Bugün de Cahit hocamızla konuğuz. Birlikte söyleşeceğiz. Ayda bir sizinle birlikte oluyoruz. Evet. Aratos Sanat Evi'nden hareketle Aratos Sanat Evi adına yapılan çalışmalar, yazılar, etkinlikler, Mersin'de, Tarsus'ta ve Türkiye'de değişik illerdeki önemli etkinlikler yapıyorsunuz. Bu sene de aynı, neler yaptınız hocam? Evet, neler yaptık? Öncelikle Çukurova Kitap Fuarı geçtiğimiz Şubat ayında yapıldı. 19-27 Şubat tarihlerinde 14. Çukurova Kitap Fuarı gerçekleşti. Ama tabii biz Aratos Dergisi olarak neredeyse 10-12 yıl boyunca İzmir, İstanbul ve Çukurova Kitap Fuarlarına Aratos Dergisi olarak katıldık. Dergilerimiz ve kitaplarımız, Tarsus'la ilgili yayınlarımızı orada sergiledik. Ve Tarsus'u temsil ettik. 12 yıl boyunca bu üç büyük kentte ki fuarda biz Tarsus'u temsil ettik. Yalnız bu yıl 2022 Ocağı Şubat'ında yapılan Çukurova Kitap Fuarı'nda öncesinde biz Tarsus Belediyesi'ne bir öneride bulunduk. Doktor Haluk Bozdoğan'a, Sayın Belediye Başkanı'na. Dedik ki geçmiş dönemde 25 yıl boyunca MHP'li bir belediye vardı. Ve yanı başımızdaki Adana'da, Çukurova'da bir kitap fuarı yıllarca sürdü. Ve bu fuara hiçbir zaman bir stand açmak, Tarsus'u tanıtmak ya da Tarsus'u yazarları orada ağırlamak gibi bir girişim olmadı. O yüzden dedim artık siz bu yeni dönemde başkan olarak Çukurova Kitap Fuarı'nda bir stand açın ve Tarsus yazarlar da orada yer alsınlar diye önerdim. Bu önerim kabul gördü ve Tarsus Belediyesi fuarda bir stand açtı. O standta Aratos yayınları ve kitapları olarak biz yer aldık. Onun dışında bazı yazar arkadaşlarımız da fuarda yer aldılar. İşin ilginç yanı pandemi dönemi devam ediyor aslında tabii bir açıdan baktığımızda. Daha önceki yıllardaki fuar kalabalığı gibi bir fuar vardı. Belki 80 bin kişi, 100 bin kişi bu fuarı ziyaret etti. Çok ilginçti, çok kalabalıktı, çok ilgi vardı. Biz de ilgiyle ayrıldık ve fuardan bitti. Hemen ardından çok yakın bir tarihte de Adana'da yıllardır Çukurova Belediyesi'nin yaptığı ve dördüncüsünü gerçekleştireceği Orhan Kemal Edebiyat Festivali vardı ve biz Orhan Kemal Edebiyat Festivali'ne Aratos Dergisi olarak davetliydik.
gittik. Orada yine bir yayın standı açtık, imza günü yaptık. O da güzel, keyifli bir etkinlikti. Bu arada dergimizin Aratos'un 109. sayısı çıktı. O da yayınlandı. Şu an 110. sayıda matbaada. O da basılıyor. Bu arada tabii Mersin Büyükşehir Belediyesi 2021'in sonları itibariyle, yaz sonu itibariyle bir girişim başlattı ve Tarsus'a değer katanlar TDK diye bir oluşum meydana geldi. Yaklaşık 75-80 kişilik bir oluşum bu. Ve bunlar bu toplam içerisinde bir kurullar oluştu. 8 adet kurul. Örneğin turizm ve müzik, gastronomi, turizm, işte tiyatro, müzik, arkeoloji, felsefe, kent tarihi araştırmaları ve kent belleği, sinema, fotoğraf, karikatür gibi kurullar oluştu. Ben bu kurulların 3 tanesinde görev aldım. Ve orada Tarsus'ta neler yapabiliriz? Kültür adına, sanat adına, arkeoloji, felsefe adına neler yapabiliriz? Bunları da konuştuk. Önerilerimizi dile getirdik bu kurullarda. O kurullarda görüşülen, önerilen şeyler dün akşam itibariyle aslında netleşti ve dün Tarsus'ta bir toplantı yapıldı. Vahap Seçer'in başkanlığında Büyükşehir Belediyesi orada bir toplantı gerçekleşti ve o toplantıda da işte bu netleşen etkinliklerimizi konuştuk. Yani ben birkaç örnek vereyim o programdan. Örneğin Felsefe Arkeoloji Kurulu'nda Aratos'un izinde tarih kültür gezisi yapacağız. Özellikle Mersin'den gelen, Tarsus'u yeterince bilmeyen konuklarımıza ve dışarıdan gelenlere gezdireceğiz. Türkiye Felsefe Kurumu'nun Anadolu'da Felsefe Yolculuk adlı bir etkinliği var. Onu Ekim ayında yapacağız. Türkiye Felsefe Kurumu, Aratos Dergisi ve Tarsus Belediyesi ortak gerçekleştireceğiz. Buraya da TDK destek verecek. Onun dışında fotoğraf ve sinema karikatür topluluğunda ben bir karikatür sergisi önerdim. Tarsus'u karikatürcülerin sergisini ve muhtemelen Kasım ayında bir felsefe filmleri haftası yapacağız. Bir de Türkiye'de elektriğin gelişinin 120. yılı nedeniyle Ekim ayında Aydınlığın Kenti Tarsus fotoğraf sergisi açıyoruz. Türkiye'de ilk elektrik Tarsus ve barajları adlı benim çalışmam, kitap çalışmamın da ikinci baskısını yapacağız o etkinlikte. Kent tarihi araştırmaları kapsamında da objelerle Tarsus sergisi, bu yine benim bir önerim, böyle bir çalışma yapacağız. Bir de Tarsus'ta yaşayan değerlerle, yaşayan eski kuşak insanlarla bir anlamda sözlü tarih çalışması yapacağız. Tarsus'a iz bırakanlar ya da Tarsus'a değer katanlar diye kent belleği adına bir çalışma bu. Diğer bir kent belleği çalışması da Tarsus'la ilgili tüm yazılı ve görsel dokümanları toparlanması. Ve bu anlamda Tarsus Üniversitesi ile bağlantıya geçip orada bir kent araştırmaları merkezi kuruldu. Ve bütün şeyleri en iyi koruyabilecek. Çünkü biliyorsunuz belediyeler, siyasi kurumlar, vakıflar, dernek olsa kapatılabilir, başka bir şey olabilir ama üniversitelerde hem araştırmacıların kullanımına açılması amacıyla hem de o kentin belleğini korumak adıyla bir arşiv çalışması başlayacağız. Bunun bir parçası da Tarsus'taki bütün gazetelerin dijitale aktarılması. Arşivlenerek kent belleğine kazandırılması. Yani çünkü o eski gazeteler 1940, 50, 60'lı yıllardaki gazeteler nemleniyor, işte bir şekilde böcek yiyor, kurt yiyor, hani o kağıtlar eriyebiliyor. Bu arada burada da tabii iki tane de duyurum var, hemen bitiriyorum. Bir tanesi Aratos dergisi 19. yılını kutlayacak bu yıl. 9 Nisan'da Mersinli sanatçı Hasan Canel'in ahşap heykel sergisini açıyoruz. Kibele'nin Kadınları Ahşap Heykel Sergisi adıyla. Aynı gün Sanat Galerisi'nde serginin hemen akabinde, devamında bir Aratos ödülleri törenimiz var. Bir de müzik dinletimiz olacak. Evet hocam. Evet. Son söyleyeceğim de şu, o da bugün gelen bir haber. Buyurun. Bizim Türkiye'de kurduğumuz 28 felsefe okulu vardı. Bunların sonuncusu Klaros Felsefe Akademisi, İzmir'in Menderes ilçesinde. Burada kendisiyle de program yaptığımız Profesör Kamuran hocamız ve sokak ekonomisiyle ilgili çalışma yürüten Doktor Osman Sirkeci hocamız bu Klaros Felsefe Akademisi'nin başındaydı. Bizim sonuncu, yani en son kurduğumuz okul Klaros. Dolayısıyla burada bu okul önce derneğe dönüştü. Bizim pek çok kurduğumuz okulun sonuncusu ama bu dernekleşti ve 200-300 kişilik bir katılımla bir açılış yaptılar. Bugün gelen haberde şu, Menderes Belediyesi kendi
orman ve içinde tesis de olan bir kamp alanı var. Bir gençlik kampı yapacaklar. 16-21 Nisan Haziran tarihleri arasında. Bu kampta da bir felsefe etkinliği olacak. O felsefe etkinliği kapsamında da özellikle bölge üniversitelerindeki hocalarımız öğleden önce ve öğleden sonra oturumlar 5 gün boyunca orada bir tür felsefe festivali gibi öğleden önce öğleden sonra felsefe oturumları olacak. Bizim Türkiye'de yaptığımız ve Türkiye felsefe tarihine kazandırdığımız felsefe belgesellerinin gösterimi var. Her gün bir belgesel göstereceğiz. Belki bir sergi açacağız. Müzik dinletileri ve gençlerin eğitim kampı ve eğlenceleri olacak, konserler olacak. Bunu da buradan duyurmak isterim. Evet. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sevgili hocam. Değerli Cahit hocam, tebrik ediyorum. Heyecanla okuduğumuz sürükleyici bir roman havasında bugüne getirmişsiniz. Öldü dediğimiz bazı kişilerinde ölmediğini ortaya koymuşsunuz. 1. yüzyılda aklın ön plana çıktığı, modernizm terk ediliyor. Güvenlik ve refah ön plana çıkıyor. Güvenlik için özgürlüğümüzden, refah için ise demokrasiden vazgeçmemizi söylüyorlar. Dünya Savaşı'ndan sonra, o yıkıcı etkisinden sonra da insanlar artık kutuplaşmaya başladılar. Kitabınızda da çok önemli konulara değiniyorsunuz. Naziler eğer kaybetmemiş olsaydı, bu ana başlıktan hareketle çok önemli bir kitaba imza attınız. Pleiotropi. Öncelikle bu kelimenin anlamını yine romanda distopik ibarelerini de kullanıyorsunuz. Ütopya ve distopya konuları anlatılmadan da bundan anlatılmaz diye düşünüyorum. Öncelikle buradan başlamak istiyorum değerli hocam. Nedir bu kelimeler? Ne anlama geliyor? İlk önce teşekkür ederim. Beni davet ettiniz. Hoş geldiniz. Daha geniş bir kitlelere ulaşma imkanı verdiniz. Evet, romanın adı Pleiotropi. Fakat pleiotropi kelimesi özünde genetiğe ait bir kelimedir. Fakat Nazilerle de uyumlu bir şeydir pleiotropi. Romanın öyküsünde böyle bir sahne, böyle bir damar var. Kelime olarak da şeyin iki farklı fenotipi aynı anda etkiliyor olması olgusunu anlatır genetikte. Fakat ben onu biraz hem genetik yönüyle hem de mecaz anlamıyla birlikte kullandım burada. Çünkü insan da iki boyutludur aslında. Felsefe tarihi boyunca da bunun hangisi olduğuna dair de tartışılır. İnsan özünde iyi midir, kötü müdür? Filozof Hobbes'a göre insan insanın kurdudur. Kendi haline bırakırsan birbirini yer. Dolayısıyla bunun denetlenmesi lazım, kontrol edilmesi lazım. En üst seviyede bir devlet örgütüyle bunu yapmak lazım der. Hatta Hristiyanlık da öyle görür insanın özünde kötü olduğunu söyler. Çünkü günahkar bir varlıktır. Evet, cennetten kovulmuştur. Günahkar. Bebek olarak dünyaya geldiğinde de o kötülüğüyle gelmiştir. Vaftiz edilir. Böylece sıfırdan başlamış olur. Hristiyan ahlak öğretilerine göre bir hayat sürerse cennete gidecektir. Freud'da da vardır burada. Freud da özünde insanı id üzerinden gider açıklar. İdde de cinselliğe dayandırır ve kötü görür insanı. Dolayısıyla onu terbiye edilmesi lazımdır. Fakat bunun tam tersine, örneğin Jean-Jacques Rousseau, bütün insanlar özgür doğar ama her yerde zincire vurulmuşlardır. O da tam tersine özünde insanın iyi olduğunu fakat bir boşluğa doğmadığını, belli bir sosyal ortama, bir tarihe doğduğunu, o kurumlar, o toplumsal koşullar o insanı kötüye doğru götürür. O da şekillendirir. O şekillendirir. Hatta bu Sokrates'ten de beri gelir. Sofistlerden beri insanların bile bile kötülük yapmaz der. Ne yapar? Koşullar onu o kötüye dönüştürür.
Fakat daha sonraki süreçte naçizane fikrin insanın ne bu ne değil de her iki potansiyeli de taşıdığını ve bu potansiyellerden hangisini tercih edersen sonuçları o olduğuna dair bir hipotezimden yola çıkıyorum. Pleyotropi de bu ikililiğine yardımcı oluyor zaten. Ya Hitler kazanmış olsaydı derken de orada işte romana bir alt açıklaması var. This dystopic diye bir ifade kullanıyorum. Açıkçası bu son söylediğim şey this dystopic benim uydurduğum bir şey. Ama karşılığı olmayan bir şey değil. Kelimeler de biraz adlandırmalar da böyle gerçekleşir zaten. Evet. Yani bir olgu vardır. Sıra buna bir isim vermeye evet. gerektirir. İsim babası. Tabii. Böyle bir girişim. Tutar mı tutmaz mı? Bazen yeni kavramlarda böyle ortaya çıkıyor değil mi hocam? Tabii. Tutar mı? Daha da geliştirir mi? Hocam tuttu ki ben kullanıyorum. Evet. Fakat dystopiyi anlamak için ütopyayı bilmemiz gerekiyor. Evet. Mesele oradan çıkıyor zaten. Ütopya deyince de en klasik bilineni Thomas More'un ütopyasıdır. Thomas More İngiliz kralının danışmanıdır. Yüksek rütbeli bir hukukçudur. Mevcut toplumsal düzeni sağlayan özellikle dini kuralların kral tarafından ihlal edilmesine karşı geldiği için de idam cezasıyla cezalandırılmıştır. O dönem öyledir zaten. İnsanların hayatı bir kralın iki dudağı arasındadır. Fakat ortada da bir olumsuzluk vardır. Bunu da dile getirmeler lazım. İnsanları uyarmalar lazım. Bir yöntem olarak ütopyayı seçtiler. Yani kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla misali. Thomas More da öyle yapıyor zaten. Güya bir keşişle karşılaşıyor. Keşişin başka bir dünyaları gezdiğini, başka toplumları gezdiğini ve bunu Thomas More'a aktardığını şeklinde bir diyaloğa dayalıdır oradaki. Onun eserinin adı da Ütopya zaten. Hı. Çünkü keşiş rastladığı ülke Ütopya diye bir ülkedir. Mevcut yaşadığı realitede, toplumda ne kadar olumsuz bir şey varsa orada, Ütopya'da, Ütopya olan toplumda eleştirerek mevcut olana bir yanıt vermeye çalışıyor. İşte demin söylediğim gibi kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla. Evet. Mesela orada sürekli bir kral falan yok. Herkes sırasıyla yöneticilik yapıyor. Orada herkesin birbirlerine hava atacağı giysileri yok. Hepsi aynı şekilde giyiniyor vesaire. Güya Thomas More keşişe soruyor. Orada ne gördün, bunu mu gördün diyor. O başlıyor anlatmaya. Bir tek Thomas More yok. Mesela Campanella'nın Güneş Ülkesi vardır. Hapiste hayatını çürütmüştür. Francis Bacon'ın yine Yeni Atlantis'i vardır. Hepsi şunu hedefliyor. İnsanın iyi olma halini ortaya koymak istiyor. Aslında insan iyidir. İyi olabilir. Mevcut kötülükleri biz ortadan kaldırırsak, buna yol açan sebepleri ortadan kaldırırsak, evet. iyi bir dünya kurmak mümkündür diyor. Hocam, İki Dünya Savaşı'nda Naziler savaşı kaybetti. Evet. Daha iyi bir dünyada mı yaşıyoruz derken, kitapta bazı sorularla beraber soruyorsunuz. Evet. Soğuk savaş olmadı mı? Evet. Madem her şey güzeldi. Vietnam işgal edilmedi mi? Almanya bölünmedi mi? Evet. Ve bugünün belki de Ukrayna-Rusya savaşının temelinin 1990 yılına girdiğimiz zaman buradaki kurallara uymamak olduğunu doğru, zamanımız elverdiği ölçüde evet, oraya var. Da belki gireriz. Almanya bölündü. Bölündü ama sözünde duruldu mu? İşte bu sorunun cevapları ayrı olay. Kore ikiye bölündü. Afrika'da, Ruanda'da çok önemli olaylar oldu. 11 Eylül saldırısı neredeyse bir çağ değiştirdi. Libya işgal edildi. Afganistan'ın arkasından tüm dünyanın üzerinde durmuş olduğu işgali konuşmak gerekecek. Çeçenistan Savaşı unutmamak lazım. Büyük Ortadoğu Projesi, Arap Baharı, Irak'ın işgali. Koronavirüsü ve en son
Ukrayna-Rusya savaşı. Bir de Suriye meselesi var, evet. Suriye başlı başına bir iş, bunların arasına tabii, o Arap Baharı da beraber onu değerlendirdiğimiz için o ayrı detaylara girmedim. Detaylara girdiğimiz zaman yüzlerce var. Güvenlik için özgürlükten vazgeçiliyor. Refah için de demokrasiden vazgeçiliyor. Bazı kişiler ben sizin refahınızı ve güveninizi korurum deyip de algı yönetimiyle bugüne getirenler diyelim, siz devam edeceksiniz. Bir de tabii şöyle bir şey var. Evet. Her ne kadar soğuk savaş deniliyorsa da saydığımız tüm bu başlıklar, değil mi? Evet. Yani hep sürekli savaşın devam ettiğini gösteriyor. Sıcaklık tabii. Devam ediyor yani aslında. Evet, evet. Ama aslında işte tanım olarak mesela bir soğuk savaş deyip evet, araya böyle bir diplomatik şey koyuyorlar. Evet. Evet. Arka planda da bu konuştuğumuz konuları, arka planda da görsellerini beraberce izleyicilerimiz de görüyorlar. Sevgili hocam, yazmaya ne zaman başladınız? Nasıl başladınız? Romanı yazmaktan mutlu musunuz? Roman yazdıktan önceki ve sonraki ruhi durumunuzla beraber az önce anlattığımız İkinci Dünya Savaşı'ndan, Soğuk Savaş'tan bugüne şöyle bir özetleme yapar mısınız? Evet, tabii ki. Bunu özetlemek için küçük bir altyapıda bir şey söylemek gerekiyor. Demin ki o İtopya'dan. Tabii. Şimdi İtopyaların yazıldığı zaman hemen arkasında işte Yeni Çağ, işte Akıl Çağı, Aydınlanma, evet, Sanayi Devrimi, Yeni Toplum, işte bu akla dayalı modern bir toplum. Ve ne kadar rasyonelleştirirse toplum o kadar iyi olacağı düşünülüyordu. Ta ne zamana kadar? İşte Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı ve ikisinin arasındaki olanlar. İkisinin arasında olan ne var? Muazzam bir ırkçılık ve faşizm var. Bu hiç beklenen bir şey değildi. İnanın bazı filozoflar Batı'da bunun sonucunda intihar etmeyi bile tercih ettiler. İşte bu tekrar onun üzerinde düşünmeyi gerektirdi. Fakat İkinci Dünya Savaşı tamamlandıktan sonra acaba aydınlanmacıların, yani Batı'daki o aydınlanma filozoflarının öngördüğü dünya düzeni, mesela Kant'ın dünya vatandaşlığı diye bir olgusu var, bir fikri var. Bu gerçekleşti mi ki? Hayır. Hitler savaşı kaybetti diye iyi bir dünyada mı yaşadık? Yaşıyoruz. Evet, gerçekte Hitler'in bedeni yok oldu. Ama fikirleri, ideolojisi, insana dair yaklaşımları, diğerlerine, ötekine karşı yaklaşımları ortadan kalktı. Mutlu, iyi bir dünya mı kurdu? Hayır. Ukrayna Savaşı'nın tabanında da bunlar tabii yapıyor. Yani inanın, şimdi tamam, hiçbir ülkenin diğerini işgal etmesini, sivil yurttaşların ölmesini, şehirlerinin bombalanmasını asla istemiyor. Fakat bir şey var. Putin'in söylediği sözünün bir karşılığı olması lazım. Neonazilerden bahsediyor. Acaba gerçekten Ukrayna'da bu söylediği sözün bir karşılığı var mı? Yani neonaziler diye bir olgu var mı? Var. Mesele de burada. Şimdi diğer sorularınızı tamamlayan cevabı da burada yatıyor. Evet, birçok akademik çalışmam var, kitaplarım var, makalelerim var. Fakat bu kitapların, makalelerim çok sınırlı bir kitleye ulaşıyor. Bir de ister istemez akademik yazılar bunlar ağdalı oluyor, biraz sıkıntılı, yani onu sindirmek zor oluyor. Okuyan da fazla da bir şey anlamıyor. Daha sınırlı sayıdaki insanlara ulaşıyor. Ne yapabilirim? Yaklaşık 20 yıllık bir fikrin ürünüdür. Abidin Dino anlatılan o ki, hikaye mi gerçek mi onu bilmiyorum. Fransa'da meşhur bir ressam duyulunca Fransız sosyetesinden bir kadın portre siparişi veriyor. O da kabul ediyor, oturuyor, geliyor evine, 2 saat uğraşıyor ve portreyi bitiriyor. Teslim ediyor. Ne kadar ücreti? 40.000 frank diyor. Kadın şaşırıyor. Diyor ki 2 saatte kim 40.000 frank kazanmış? 2 saat uğraştım. Abidin Dino diyor ki, hayır abi, ben de diyor, ben 40 yıl artı 2 saat uğraştım. Evet, çok güzel. 40 yıl artı 2 saat. Güzel. Şimdi bu romanda yaklaşık bende 20 yıl geriye gider. 20 yıl geriye gider ama son çare olarak buna başvurdum. 20 yıl artı 3 ay aldım. Ben de. 20 yıl artı 3 ay içerisinde çıkan bir eser.
Ve romanın dili eğer iyi yazılmışsa romanın dili oldukça geniş kitlelere ulaşabilir. Evet. Dolayısıyla böyle bir ihtiyaçtan dolayı ben bu romanı, daha doğrusu düşüncelerimi, kaygılarımı, yaşama ilişkin, kendi toplumuma ilişkin, tarihe ilişkin kaygılarımı akademinin o adalı dilinden çıkarıp romanın diliyle anlatma ihtiyacı hissettim. Fakat iyi, pozitif dönütler de aldım. Ve okuyanlar çok olumlu dönütler veriyor bana. Ve okudunuz, roman bitmedi diye bitiyor. Okuyucu havada bırakıyor. Bitmedi. Evet, soruyorlar. Evet, şurada bu şahıstan bahsediyorsun, şu olaylardan bahsediyorsunuz. Ne oldu buna? Hatta hocam yani, son cümle olarak dünya yeni güne hazırlanıyor. Yeni güne hazırlanıyor. Evet, o. Ve bir önceki sayfada bitmedi diyorsunuz. Evet, bitmedi. Hatta Hitler de ölmedi. Tabii düşüncesinden hareketle diyorsunuz. Tabii ki. Onlar hepsi sembolik şeyler. Evet. Yani. Dünya yeni güne hazırlanıyor. Bitmedi. Yani anlatacak daha çok şeyimiz var. Umarım bu roman beğenisi genişler, daha kitleye ulaşılır ve daha talep edilir hale gelirse ikincisi de peşi sıra gelecektir diyorum. Hocam, akademisyenler özellikle felsefeciler için de gözlemlerimi söylüyorum. Hani öykü, roman, şiir ve ilgilenenler var. Mesela Afşar Hoca hem roman yazıyor hem şiir yazıyor Afşar Tüm için. Ya bunun gibi pek örnek var hem dünyada hem ülkemizde. Şimdi siz tabii bu ağır ağdalı bilimsel akademik dille yazılmış kitapların hani insanları hem az sayıda okuyan olduğunu hem de anlaşılması biraz zor olduğunu söylüyorsun ki haklısınız. Çok güzel bir yöntem yani felsefe ya da sosyoloji akademi edebiyat ilişkisini bu yüzden kuruyorum ben. Yani burada ağır ağdalı dille anlatılanı bir romana dönüştürmek ve daha geniş kitlere edebi bir metinle ulaşmak çok daha güzel, anlamlı bir düşünce olmuş. Ben onu söylemek istiyorum. Bence bunu denemeliler. Yani akademisyenler bunu da denemeli. En azından belli başlı konularda bunu yapalım. Yani romancılığa ya da edebiyatçılığa soyunmak değil belki ama en azından kimi önemli konuları toplumla paylaşmak adına, kamuya yansıtmak adına bunu yapabilmeli diye düşünüyorum. O yüzden çok güzel bir düşünce olmuş bu. Evet, teşekkür ederim. İki Dünya Savaşı'ndan bugüne kadar getirilmiş olmanız, savaşların farklı bir şekilde devam ettiğinin göründüğünü roman kahramanları da yaratarak ortaya koyuyorsunuz. Bu anlamda ne zaman, nasıl oluştu hocam bu fikir? Dediğim gibi yaklaşık bir 20 yıl öncesine kadar gider bu, bu fikir. Yani Abidin Dino'dan bahsetmem sebebi o. 20 yıl artı 3 ay. Yani kaleme almak 3 aylık bir süreydi. Onu kaleme almaktan önce 20 yıllık bir kaygıların kaygıların sonrasında oluşmuş ve zaman içerisinde öyküler, kahramanlar belirlenmiş ve amaç ortaya konulmuş, çerçevesi çizilmiş, sonra sıra geldi bunu öyküleştirmeye. Evet, şiir soruma ekleyecekleriniz var mı hocam? Yani şiir meselesi şöyle yani. Anlatacaklarım var benim. Yakın dostlarıma anlatacaklarım var. Sorumlu olduğum bu topluma anlatacaklarım var. İnsanlığa anlatacaklarım var. Tarihe anlatacaklarım var. Bu anlatacaklarımın içerisinde mutluluk var, kaygı var, iyilik var, gözlediğim kötülükler var. Bunu nasıl anlatabilirim? O bir şeydir, şiir, mecaz söylenmiş bir şeydir. Evet, bir şiir denemesi yaptım. Fakat ben de sevmedim açıkçası. Tekerleme gibi geldi bana yaptığım şiirler. Çünkü şiir yazmak çok özel bir yetenek. Özel bir ruh. Yani felsefenin ikiz kardeşi diyorum şiiri. Hocam, filozofi başta başına farklı bir konuyu ele almışsınız. Sosyal hareketler var, nostolojik sosyolojim var ama en önemlisi Felahlar Sosyolojisi adı altında ve Çerkezleri de işlemişsiniz bir kitabınızda. Ona yakın çok değerli kitaplarınız var. Birkaç cümleyle söyleyecek olsanız bu kitaplarla ilgili ne dersiniz deyip hemen bu romandan hareketle sorularım olacak size. Sosyoloji bir temel bir bilimdir.
ilerle. Nasıl ki fizik, kimya, biyoloji, evet, doğa bilimlerinde temel bir bilimse, düşünün ki biyoloji bilmiyor, anatomi bilmiyor, kimya bilmiyor bir insan ilaç yapmaya kalkıyor. Yapabilir ilacı. O yaptığı ilaca ne diyoruz biz? Koca karı ilacı. Fakat bilimsel bir ilaç yapacaksan, yani farmakolojinin alanına gireceksen, farmakoloji biyoloji bilmelidir, farmakolog, kimya bilmelidir, anatomi bilmelidir. Dolayısıyla onun ürettiği ilaç artık bilimsel bir ilaçtır. Sosyoloji de sosyal ve beşeri bilimler alanının temel bir bilimidir. İnsanın eylemliliklerine ilişkin genel yasaları ortaya koymaya çalışır. Ha, bu yasaları ortaya koyduktan sonra bunu eğitimci okuluna götürür, sınıfına götürse eğitim sosyolojisi olur. Hocam bir sosyolog olarak bir roman yazmak ilginç değil mi? Şimdi oraya gelecek işte, onu anlatacağım. Bu temel bir bilimin uygulama alanları lazım bize. İşte bunlardan biri de edebiyat sosyolojisidir. Bazen edebiyat eserlerin sosyolojik çözümlemesini yapar edebiyat sosyoloğu. Bazen de işte şu anda yaptığım gibi doğrudan kendisini uygulamaya çalışır. Ve o bahsettiğiniz kitaplar da zaten sosyolojinin alt disiplinleri içerisindedir. Benim daha ziyade ilgi gösterdiğim alan sosyal hareketler ve kimlikler sosyolojisi, kültür sosyolojisi, etnik sosyoloji gibi bu alanlara daha yeni çok çalışmalarınızı bekliyoruz. Evet, o alanlarla ilgilidir. Dikkat ederseniz mesela Etnisite diye bir kitabım var. Yine toplumsal fay hatların anatomisidir esas. O sosyal hareket. Bunu felsefe okulumuza ders olarak verdi. Evet. Distopik romanı herkes biliyor ama distopik romanı nereden i̇şte çıktı? Evet. Nasıl oldu bu iş? Şimdi demin bahsettiğimiz özellikle tablosun, bundan vurguluyorsunuz. Tabii, yani, ben bu roman böyle değil diyorsunuz. Evet. İtopiktir. Evet. Zaten alt başlığı... Ama bir kısmı gerçek diyorsunuz orada. İkisini bir araya getirmişsiniz. Tabii. Alt başlığı ne diyor? Ya Hitler kazanmış olsaydı? Evet. Bu kendi başından zaten bir ütopya olduğunu gösteriyor. Hocam, fakat o zaman şu sorunun cevabını istiyorum hocam sizden. Ya Türkiye İkinci Dünya Savaşı'na girseydi ne olur? Bunu arka planda da fotoğraflarda görüyoruz. Ya da şöyle, niye Hitler Türkiye'ye saldırmadı? Niye Hitler? Evet, şimdi, ikisi beraber. Sosyolojide önemli bir teorisyen var. Max Weber diye. Max sosyolojinin, evet, klasik sosyolojinin kurucu babalarından. Evet. O kadar güçlüdür ki Marksizmin panzehiri sayılır. Yani bir zehiri yok edebilmen için en az onun kadar güçlü olman lazım. Evet. O yüzden böyle bir adlandırdı. Onun izlediği yollardan biridir o. Ben ona şu kelimeyi kullanıyorum. Olmayana ergi. Yani ya böyle olsaydı, ya işte Türkiye İkinci Dünya Savaşı'na girseydi, ondan sonra çözümlemelerini yapmaya başlayacaksındır. Hitler Alman değil, Avusturyalı. ama Alman milliyetçisi olarak biliniyor. Evet. Tabii orada faşizmin özelliklerine girmemiz gerekiyor burada. Faşizmin niteliklerinden biri. İlk ele avuca sığan somut bir varlığıyla Mussolini'nin faşizmini biliyoruz. O Mussolini'nin faşizmi daha ziyade İtalyan yurttaşlığı üzerinde inşa olurken, işte o bu tarafta İtalya'da faşizm inşa olurken Rusya'da da sosyalizm inşa oluyordu. İkisinin ortada Nazilerin Nazi kelimesinin açılışı budur. Nasyonel Sosyalist İşçi Partisidir. Alman Nasyonel Sosyalist İşçi Partisi demek. İşte orada Nazilerin, Hitler'in Alman faşizminden ayrıldığı nokta işin içerisinde yurttaşlığı değil, doğrudan diyor genetiği koymaktadır. Yani ırk esası, Aryan ırkını koymaktadır. İşte pleyotropi de bu varsayımından yola çıkarak öyküsünü öyle ilerleterek ve okuyucuyu aslında kendiyle baş başa bırakarak bırakma hedefini gütmektedir. Hocam biz okuyucu adına da konuşuyoruz. Evet. İki sorumuz vardı. Bir soru daha ilave etmek istiyorum buna. Ya kazansaydı İsrail devleti olur muydu? Buna üçünü beraber istiyorum. Hitler kazansaydı mı? Yani Hitler kazansaydı, yani İsrail'de Türkiye niye saldırmadı? İsrail diye bir devlet olur muydu? Yani. Evet. İsrail diye bir devlet olur muydu? Belki İstanbul'da tabii İstanbul'da
hazır, nerede kalacaklarına kadar ayarlanmışlardı. Hı hı. Yani tabii, geldiklerinde hangi binada kalacaklar, karargahı nereye kuracaklar, hepsini hazırdı. Ha, romanda da zaten Yahudileri nereye götürüyor şey, öykü? Madagaskar'a götürüyor. Büyük bir kısmını gerçekten ne yaptı? Auschwitz toplama kampında ve diğerlerinde, en ünlüsü o, yok etti. Ama burada yok edilen yalnızca Yahudiler değildi. Hocam 50 milyon üzerinde insan öldü Dünya Savaşı'nda. Auschwitz'ten bahsediyorum, toplama kamplarında. Çingeneler, sosyalistler, kendi gibi düşünmeyen Almanlar, tamam. Zaten engelliler. Engelliler tabii ki hepsini yok ettiler. İşte faşizmin niteliği burada başlıyor. Kendini dünyanın merkezine koy, bütün değerlerini mutlak doğru kabul et ve onun dışındakilerini reddet. İşte bunu bir siyasi güce, militar hale getirdiğin zaman sana tabii, bu, bir imha politikası. Tabii, faşizme dönüşmüş oluyorsun. Bugün dünyada bu genel eğilim her geçen gün artmış durumda. Sanki 2. Dünya Savaşı'ndan ders alınmamış gibi hissediyorum. Solingen'de Türk olduğu için yakılan aileden tutun da. En son işte Ukrayna'da mültecileri kabul ederken şu cümleyi sarf ettiler. Hiç olmasa bunlar bizim gibi beyaz tenli, mavi gözlü, sarışın öbürleri gibi değil dediler. Öbürleri kimler? Afgan, Suriyeli vesaire mülteciler. Kendi gibi olmayanları, kendine benzemeyenleri ötekileştiren, düşmanlaştıran bir durum. Benim birinci derece tanıdığım bir arkadaşım, hatta yüksek lisanslarda öğrencim olmuş biri, bir üniversitede okutmandı. Bir şey için Ukrayna'ya gitti, yani bundan 6-7 yıl önce Ukrayna'ya gitti. Ukrayna'daki neonaziler görüntüsünden hareket ederek bir hafta, bir ay hastanede yatacak kadar dayak yaptılar. Hiçbir şey yapmamıştı. Hiçbir şey yapmadı. Uzağa gitmeyeceğiz. Herkes kendi evinin önündekini temizlerse dünya temiz olur. İşte o zaman romanın hedefi odur zaten. İslamofobi denilen olgu, Batı'da İslamofobi olarak karşımıza çıkarken Türkiye'de göçmen karşıtlığı olarak da çıkıyor. İşte Suriyeliler geldi, her yeri işgal etti. Afganistanlılar geldi, her yeri işgal etti. Eğer sınırda sen tedbirini alamamışsan, sizin göçler üzerinde çok özel çalışmalarınız var. Eğer ülkeye girmiş ise artık herkesin yaşama, var olma hakkı var. Kimse kendi ülkesini de savaş olsun istemez. Terk etmek istemez. Eğer olmuş ise, yani şöyle düşün. Batı şöyle yaptı, Batı böyle yaptı. Batı şöyle böyle yapmadı. Batı'da şöyle böyle yapanlar da vardı. Marksizm Batı'da, faşizm Batı'da, liberalizm Batı'da, demokrasi Batı'da. Hangisi Batı? Hangi Batı? Evet. Ya bu toptancı görüşler her yerde karşımıza çıkıyor ve en sonunda bu toptancı görüş bizi ne yazık ki faşizme doğru. Evet. Bugün 2. Dünya Savaşı'ndan ders almamış gibi görünüyor dünya. Hocam az önce Solingen'den bahsettiniz. Evet. Şimdi gerçekten Türkiye'de yaşanan şöyle bir tablo var. Tam da siz buna parmak bastınız. Türkler göçmen olarak 1960'lı yıllarda işçi göçü olarak evet, Almanya'ya gittiler. Başka ülkelere de dağılır ama evet, ağırlıklı olarak Almanya'daydılar. Ve özellikle 80'li yıllardan sonra Türken Rauş yazdılar duvarlara, Türkler dışarı ve onu İspanyollara ve başkalarına da yapmışlardır muhtemelen. Ve bir ırkçılık başlattı ve zaten yeni neonazimin, nazilerin doğduğu, yeniden böyle hortladığı bir dönemdi o dönem. Şimdi bu ülkenin yurttaşlarının bir kısmı gelen Suriyeliler için işte bizim paralarımızla, bizim vergilerimizle işte bunlar yaşıyorlar, işte biz çalışıyoruz, çile çekiyoruz, bunlar sahillerde işte eğleniyorlar falan diye böyle bir şey yapıyorlar. Solingen'de biliyorsunuz Türkleri yaktılar ve Türken Rauş deyip dışarıya dediler. Bugün Suriye'de, bugün Türkiye'de
Suriye düşmanla yapılıyor. Hı-hı. Bu tabii yükselen ırkçılığın ve faşizmin bir sonucu. Tabii mevcut iktidar da bunun önünü açıyor. Zaten 20-25 yıldır, 30 yıldır, 12 yıl darbesinden bu yana, 12 yıl askeri faşizminden bu yana aslında bu bir şekilde devam ediyor. Yani böyle bir durum var. Bu da aslında çok şey değil. Aslında belki ben sonda söyleyeceğim ama hocamın soruları var. Ben sonda birkaç cümle ekleyeceğim. Evet. İbrahim hocam devam etsin. Değerli hocam, savaşlar bundan sonra böyle bu şekilde devam eder mi sizce? Ne yapılması lazım ki soğuk savaş değil de bu sıcak savaş şu anda yaşadığımız. Bu sıcak savaşla beraber soğuk savaşın önüne ne tür hareketler ve davranış biçimleri ortaya koyulmalı ki çıkmasın ve biraz da huzur dünya yaşasın. Soğuk savaş adıyla da bir takım fiili uygulamalarda bu savaşın devam ettiğini görüyoruz. Savaş ne zaman bitecek hocam? Savaş bitmeyecek. Oğlum harbiden. Yani savaş bitmeyecek İbrahim Bey. Savaş insanın bir gerçekliğidir, olgudur, kültürel bir şeydir de savaş. Fakat barış da olacak. Bizim görevimiz, ya daha doğrusu kendimde seçtiğim rol, savaşın kötülüğünü anlatmaktır. Savaşın yıkıcılığını anlatmaktır. Demin söyledim ya, Avrupa şöyle ya da bura böyle. Hayır, topyekun bakmayacağız. Avrupa'da savaş isteyenler olduğu kadar savaş karşıtları da var. Mesele bu ikisi arasındaki fikri mücadelenin sonucu hangisinin belirlediğidir. Benim bu romandaki kaygım da budur. Ben savaş karşıtı biriyim. Ben hümanist biriyim. İnsana insan olarak değer verilmesinden yanayım. Birinci derecede her insan değerli duygusuna sahip olduğunu ve buna o hakkın teslim edilmesi gerektiğini savunan biriyim. Ha, bunun dışında savaşı arzu edenler çıkacak mıdır? Çıkacaktır. Çıkarları o doğrultuda olacaktır. Gücü ele geçirmek isteyecektir. Bunun için savaşı bir yöntem olarak kullanacaktır. Bunlar olacaktır ama bizim görevimiz daha doğrusu durduğumuz yer iyi ile kötü arasında bir tercih yapılacaksa savaşı kötü, barışı iyi kabul edip barıştan yana olmayı ve bunun gerekçelerini ortaya koymamız lazım. Ama bunu yaparken de fiili durumları da gözden kaçırmamamız lazım açıkçası. Almanya'da evet. Parti düzeyinde ve parlamentoya girmiştir. Almanya için alternatif parti. Nazizmin yeni türüdür. PEDIA diye bir örgüt kurdular. Avrupa'yı İslamlaşmayacak diye, Avrupa'nın İslamlaşmasına karşı Avrupalı vatanseverler diye çevireceğimiz PEDIA diye bir örgüt kurmuştur. Ve bunlar her geçen gün güçlenmektedir. Bunu alternatifi olan, iyi tarif eden savaş karşıtları da aynı şekilde bunu dile getirmesi lazım. Bu bir denge meselesidir. Bununla ilgili bir örnek paylaşmak istiyorum. Somut bir şey. Ve hani bu roman nereden çıktı dediniz ya, çıkan sebeplerden biridir. 2015 yılında Viyana'da bir konferanstaydım. Konferans sonrasında çıktık iki arkadaş. Viyana'yı da dolaşıyoruz. Sonra yemek yiyeceğiz. İşte 5 ya da 6 euro verdim, doyana kadar yiyeceğim bir restoran türü var. Oraya geçtik. Yiyeceklerimizi aldık. Şöyle dışarıda masalara oturduk. O restoranın yanında da bir tane hamburgerci var. Bir Afrika kökenli, büyük ihtimalle Sudanlı olsa, bir kadın boy boy da 4 tane çocuklarıyla geldi. Çocukların ikisi dedi ki biz hamburger yiyeceğiz. Annedir bu. Gitti hamburgerlerini aldı. Buradaki masalara oturdu. Garson geldi dedi ki burada oturamazsınız. Niye? Çünkü yiyecekleri bizden almadınız. Dedi biraz sonra da sizden alacağız. Çocuklar istedi, o yüzden aldık geldi. Konum o değil. Yan masada Avusturyalı iki genç buradaki insanların tipine bakarak müdahil olmaya başladılar. Ve çok sert sözler söylediler. Köpek dediler, gidin buradan dediler vesaire. İnanın ben de kendimi zor tuttum.
izliyorum. Yanımda Abdullah diye bir öğretim üyesi arkadaşım var. O da beni tutuyor. Fiziki bir müdahale olsa herhalde gözü karartacaktım diye düşüneyim. İnsanların nerede doğacağını sormuyoruz. Bir yerde dünyaya geliyor. Ve o bizim kaderimiz olmaya başlıyor. Kalkıp burnun tipinden, görünüşünden, renginden, dilinden, daha da ilerisi dilinden, kültüründen, inanç sisteminden, son 6 dakika dünyayı, sevgili hocam. Evet, dünyayı algılama biçiminden yola çıkarak birinin diğeri üzerinde tahakküm kurma hakkı yoktur. Uğur hocam son 6 dakikaya girdi. Evet. Neler söylersen evet. Hocama son tamam. Ben birkaç dakika istiyorum. Söyleyeceğim. Şimdi bugün tabii hem ülkede hem de dünyada konu çok tabii. Geniş bir konu. Evet. Hem dünyada hem de ülkede ülkemizde yükselen bir kırkçı ırkçılık ve faşizm var. Şimdi milliyetçiyiz diyorlar. Milliyetçilik aslında böyle biraz sanki bunu daha şirin gösteriyor gibi. Şimdi bir milliyetçilik yok. Ya yurtseversindir, yurtseverlikle milliyetçilik arasında bir şey var. Yurtsever antemperyal emperyalist olabilir. Ama milliyetçi adam antemperyalist değil. Bugünün ülkücülere antemperyalist mi? Hayır. Şimdi burjuvazinin ve sermaye sınıfının iki tane yönetim biçimi var. Bir tanesi demokrasi, bir tanesi faşizm. Demokrasiyle çözemediğini, demokrasiyle yürütemediği şeyi zora başvurarak faşizme yönelir ve faşizmle, diktatörlükle çözmeye çalışır. Şimdi İkinci Dünya Savaşı çok ilginçtir. İkinci Dünya Savaşı'nı noktalayan Sovyetler Birliği'dir. Sosyalist Sovyetler Birliği, Kızıl Ordu buna asıl son noktayı koymuştur. İşin ilginç yanı şudur. Hitler Leningrad'a ve Moskova yakınlarına gelene kadar batılı müttefik devletler, batılı emperyalist müttefik devletler gitsin Hitler ilk işçi devleti, ilk sosyalist devleti yok etsin. Biz sonra Hitler'in çaresine bakarız diye düşündüler. Fakat ters tepti. Leningrad ve Moskova yakınlarından geriye bastılar. Stalin ve Kızıl Ordu şeye kadar Almanya'nın Doğu Almanya'da Çin alacak kadar Avrupa'ya girdi. Ve sonraki seçimlerde, İkinci Dünya Savaşı sonrası seçimlerde de Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde, Bulgaristan, Macaristan, Polonya, pek çok ülkede sosyalist iktidarlar ortaya çıktı. Şimdi tabii öbür taraftan İtalya var, İspanya var, Almanya faşizmi var. Buralarda mesela faşizme karşı en çok direnenler komünistler oldu, sosyalistler oldu. Yeraltı örgütleri, devrimci yeraltı örgütleri oldu. Yani onlar bu mücadeleyi verdiler. Sovyetler Birliği neredeyse 50-55 milyonluk bir kayıp verdi. İki Dünya Savaşı'ndaki toplam kayıp 55 milyon civarındadır. Bunun 20 milyonu Sovyetler Birliği'ne aitti. Çok ağır bir bedel ödediler. Üstelik sosyalizmin ilk kurucu kadrolarını da kaybettiler burada. Bugün Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşa baktığımızda da şimdi artık karşımızda bir Sovyetler Birliği yok, sosyalist bir cumhuriyet yok, bir Rusya var. Belki mafyatik bir lider olan Putin'in yönetiminde bir Rusya var. O da bir emperyalist, yeni bir emperyalist. Bir tarafta da Amerika emperyalizmi var. Sonuçta bugün Ukrayna'nın arkasında, Zelenski denilen adamın arkasındaki neonazi, bu da nazidir, faşisttir. Bunun arkasında ABD var. Yani orada Ukrayna'yla Rusya arasında bir savaş yok aslında. ABD emperyalizminin piyon olarak kullandığı Ukrayna'yla, ABD'yle aslında Rusya arasında bir yürütülen bir savaş var. Bu da pazar payı. Birinci Dünya Savaşı'nın paylaşımı, İki Dünya Savaşı'nın paylaşımı, bugün de bölgesel bir paylaşım söz konusu. Bütün gürültü de bunun üzerine yapılıyor. Dolayısıyla da insanlığın, tabii ki ben hocama katılıyorum ama savaşlar her zaman devam edecek derken belki şu anlamda şöyle olabilir. Biliyorsunuz hocam, eşitsiz gelişim yasası diye bir şey var bir taraftan. Şeyin çok güzel bir sözü var, Einstein'ın. Diyor ki biz savaşlara karşı bir savaşın vermediğimiz sürece asla barış olmayacaktır diyor. Yani gerçek bir barış içinse barış severlerin de bir savaş mücadeleyi yürütmesi lazım. Barış bizim umudumuz, inancımız. Çünkü insanlığa huzur edecek şey olan o. Ama eşitlik ve özgürlük olursa olur o ancak. Ve savaşlarda gerçek anlamda, nihai anlamda söylüyoruz. Hani ütopyalarımız gerçek olsa, gerçekleşecek olsa bu da sosyalizm olur diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.
Değerli hocam, pencereden dışarıya bakan dışarının güzelliklerini görür. Hı hı. Ama dışarıdan pencereye bakan sizin gördüğünüz gibi konuları görür. Hı hı. Siz dışarıdan pencereye, eve, hı hı, olaylara baktığınız zaman, hı hı, bu romandaki anlatım anlayışından hareketle neler gördünüz? Hı hı. Türkiye 2. Dünya Savaşı'na girseydi ne olurdu? Hitler'in Türkiye'ye neden saldırmadığıyla ilgili birer cümleyle olsun bir cevabınızı bekliyorum. Buyurun efendim. Şu romanın okuyup da yorum yazan bir akademisyen arkadaşımın roman arkasına yerleştirdim bir ifadesini okumak istiyorum. O bizi buraya getirecek zaten. Hitler 2. Dünya Savaşı'nı kazanmış olsaydı Nazi Almanyası'nın egemenliğinde bir dünyada neler olabilir diye düşünmemek elde değil. Fakat edebiyatta böyle eserlere pek rastlanmıyorum. Cahit Arslan böyle bir kurgu için emek sarf etmiş. Nazi Almanyası'nın gerçek karakterlerinin, yani doktorlar, askerler, bilim insanları, sıradan insanların isimlerini kullanarak Hitler savaşı kazansaydı ne olabileceğini çok güzel kurgulamış. Eseri bir polisiye romandan beklenecek sürükleyicilikte okurken olayların ve kişilerin gerçekliği karşısında yaşanabilecek olayları yaşanmış gibi düşünmeye başlıyoruz. Tam ucuz kurtulmuşuz derken eser bitmedi diyor. Bitmeyen roman mı yoksa faşizmin güncelliği mi? Şimdi demin söylediğim gibi Naziler aslında Türkiye'yi işgal etmeyi planlıyordu. Bu vardı onların gündeminde. Karargahlarına kadar belirlemişlerdi ki Sovyetler cephesi istediği gibi gelişmedi. Sovyetler eğer Moskova'yı ele geçirseydi sıra Türkiye'ye de gelecekti. Romanda da buna bir vurgu var zaten. Roman kahramanlarından bazıları Türk. Almanya'da geçiyor. 1974 yılında geçiyor. Ve kaygıları var. Ülkeleri Türkiye'nin de işgal edileceği kaygısıyla hareket eden Türkler diye ifade ediyor. Fakat Türkler bununla mücadeleyi yalnızca Türkler olarak yapmıyorlar. İçinde Çeçenler de var. İçinde Yahudiler de var. Almanların kendileri var. Roman kahramanı, faşizmle mücadele eden, faşist zihniyetle mücadele eden roman kahramanı aslında Alman. O da bir Alman. Dolayısıyla bu her toplumda karşılaşacağımız bir kötülüğü yine o toplumun kendi insanlarının farkındalığıyla mümkündür mücadele etmek. Yapmak istediğim kısaca buydu. Yani. Çok teşekkür ederim değerli hocam. Suyu toprağın neresine dökerseniz orası yeşerir. Aynen su toprak misalinde olduğu gibi çözüme odaklanın. Çözüme odaklanırsanız çözüme gidersiniz. Enerjinizi nereye akıtırsanız hayat orada yeşerecektir. Unutmayalım, felsefe akıl yürüterek doğruyu bulma sanatıdır. 2023'ün Aratos yılı olmasını dilerim. İyi akşamlar. Abi bence orman yanıyor, ormandan kuşlar kaçıyor. Dünya mı yanıyor? Bence abi olabilir, bak ağaçlar da burada var. Şu anda şu anlamına gelir, 3. Dünya Savaşı simgesi olabilir. Olabilir. Dünya yanıyor anlamında. Evet. Ağaçlarımız yanıyor. Evet. Kaçan kurtuluyor, kuşlar da kurtuluyor. Kaçan kurtuluyor.